Adana'nın meşhur kebabına vejeteryan rakip geldi. Kıyma kullanılmadan sadece sebze ve bakliyatla yapılan etsiz kebap geliyor şimdi ekranlara, hep beraber izliyoruz. Nohut, patlıcan, bulgur, soya, patates. Bu malzemelerle kebap olur mu? Olmaz demeyin. Şimdi size bambaşka bir lezzetin tarifini sunacağız. Etsiz kebap. Etsiz kebap, vejeteryan kebap. Bu fikir nereden çıktı? Ya bazı ünlü arkadaşlarım var. Ben onlara kahır yapıyorum. Neden gelmiyorsunuz diye. Hı hı. Onlar da bize et sevmediklerini, kebap yemediklerini söylediler. Ben de onlara espri yaptım. Ben size dedim, etsiz kebap yapacağım. Nasıl olur dediler. İşte bugün olacak. Sırada? Patates var şimdi. Patatesleri haşladınız. Evet. Kabuklarını ayıkladınız. Ve ince ince doğruyoruz. Sonra patlıcanlarımızı alıyoruz. Patlıcan. Onlar da közde mi? Közde patlıcan. Her şeyde kullandığımız soğan. En faydalısı. E malum bir de et fiyatları da yüksek efendim. Evet. Onu düşündünüz bu mü? Bu aynı zamanda kebap pahalı diye yemeyenler için ikinci bir alternatif oluyor. Daha hesaplı. Evet, daha hesaplı tabii ki. Bundan sonra işlem baharatlarda. Tabii evet. Ki tuz. Acı biberimiz. Pul biber. Tabii ki karabiber. Ve et tadı versin diye kekik. Evet, kebap tadını, rengini göstermeye başladı kebabımız. İşte Adana kebabımızı saplayacağımız şişlerimiz. Evet, evet. Ancak bu kez ona kıyma değil, sebzeden oluşan işte bu karışımı saplayacağız. Evet. Tabii işin maharet isteyen kısmı burası galiba. Tabii ki burası bir noktası. Neden? Bunu herkes beceremez çünkü. Ve sıra geldi etsiz kebabı pişirmeye. Aynı yine ocakta, değil mi efendim? Aynı kebap görüntüsünde. Kebap gibi, etli kebap gibi pişiriyoruz kömür ateşinde. Aynen öyle. Hiç bunda yağ yok. Çok kuru olmaması için zeytinyağıyla bunu destekliyoruz. Aynı zamanda onu yumuşatacak. Vejeteryan kebabımız pişti. Dumanından da belli oluyor. Hatta kokusu bize kadar ulaştı. Şimdi sıra tatmaya geldi. İşte baklagillerden ve sebzelerden oluşan etsiz kebabımız. Sıra tatmaya geldi. Tadı kebabı andırıyor. Hatta daha güzel olduğunu bile söylemek mümkün.